Türkiye, İran'la Rusya ve El-Nusra'nın bulunduğu İdlib'e harekat başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destek verdiği ÖSO güçleri de kente girdi. İdlib operasyonunun ayrıntılarını telefon attığımızdaki Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı, emekli Tümamiral Soner Polat'tan alacağız. Sayın Soner Polat, merhabalar. Sayın Anık, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hareketlilik İdlib'de başladı, ön çatışmalar başladı. ÖSO girdi, TSK'da arkasından girecek. Cumhurbaşkanı açıklamalar yaptı. Ne diyeceksiniz? Değerlendirmeniz nedir? Öncelikle Sayın Anık, bu devletimiz ve milletimiz için şanlı ve kutlu bir harekattır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu harekatta engin başarılar diliyorum. Bu harekat Türkiye'nin güvenliği açısından son derece önemlidir ve tam zamanında yapılmıştır. Eğer böyle bir harekat olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri El-Nusra'yı El-Kaide'ye yapıştırarak, böyle bir algı yaratarak bu bölgeye müdahale edecekti. Tabii bu müdahalesi havadan olacaktı. Kara gücü olarak ise hemen mücavir alandaki PYD'yi, Afrin'deki PYD'yi kullanacaktı. Dolayısıyla bunu çok iyi bir şekilde bölge ülkeleri tespit ettiler. Astana sürecinde hızlı kararlar aldılar ve bu uygulama ile Amerika'nın bu hayallerine son verdiler. Bu açıdan çok önemli bir harekattır. Önce onun altını çizeyim. İkincisi, Suriye bir uzlaşma yasası çıkardı. Bu yasa şunu içeriyordu. Çeşitli bölgelerdeki teröristlere, silahlı muhaliflere şunu söylüyorlardı. Ya gelin bizle uzlaşın, ya Suriye sınırları dışına çıkın, ya da silahlarınızla beraber istediğiniz bir bölgeye gidin. İşte bu teröristlerin, silahlı muhaliflerin %67'si İdlib'e girdi. Dolayısıyla İdlib öyle çok sıradan bir bölge değil. Çok önemli bir bölge ve burada çeşitli çatışmalar oldu. Nusra'yla, diğer silahlı muhaliflerle, terörist örgütlerle. Ama sonuçta El-Nusra denetimi ele geçirdi. Kendisine en güçlü rakip olan Ahrar-ül-Şam yenildi ve güneye çekildi. Nusra ismini kullanıyorum. Çünkü 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına göre El-Nusra terörist bir örgüt. İşte bundan kaçmak için önce Fethi-el-Şam ismini kullandı. Daha sonra Heyet Tahrir-el-Şam ismini kullanıyor. Yani sürekli olarak isim değiştiriyor. Ancak burada şunu unutmayalım. 1,5-2 milyon insan yaşıyor İdlib bölgesinde. Dolayısıyla bu alana yapılacak bir askeri harekat son derece önemli. Bir, Suriye rejimine rahat bir soluk aldıracak. İki, Türkiye'ye olası bir göç dalgasını önleyecek. Bu nedenle bütünüyle Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun bir harekattır. Şimdi Türkiye'nin Afrin'i İdlib'den bağımsız düşünmesi beklenemez. Afrin'de bildiğiniz gibi bir PYD, PKK terör kantonu var. Afrin'de biz, de bir operasyon konuşuluyordu. Bu durumda Afrin'de de bir operasyon ihtimali var mı peki? Şimdi şöyle söyleyeyim, çok güzel bir soru Sayın Anık. Burada biz İdlib bölgesine girerek Afrin'i hem batıdan hem de güneyden kuşatmış olduk. Bakın, doğudan ve kuzey zaten bizim sınırlarımızdı, kuşatmıştık. Ama batı ve güney bölgeleri açıktaydı. Biz bu İdlib operasyonunu yaparak Afrin'i de bir yerde kuşatmış olduk. Ve ben şunu düşünüyorum, Türkiye büyük bir ihtimalle bundan sonraki aşamada Afrin'in de bir çatışmasızlık bölgesi için alınması, yani Afrin'e ortaklarıyla beraber, müttefikleriyle beraber bir müdahalede bulunması için uluslararası ortamı hazırlayacaktır. Böyle düşünüyorum. Öyle de olması gerekir. Türkiye çünkü netice olarak bu Astana sürecinde çok önemli, kendisi açısından da dersler çıkardı. Afrin'de çok önemli ölçüde Türkiye'nin hedefidir. Kaldı ki sizin de söylediğiniz gibi orada bir takım Türkiye'nin askeri tedbirler aldığını biliyoruz. Evet. Şimdi bakın, bu harekatın bir önemi de şudur. Bu harekat ile Rusya, Türkiye ve İran kenetlenmiş, silah arkadaşlığı daha da derinleşmiştir. Ve yine bakın, çok önemli bir sonucu var bu harekatın, gözlerden kaçıyor. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler fiilen başlamıştır. Bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruyor gazeteci ve şöyle cevap veriyor. Biz diyor Suriye ile Rusya üzerinden görüşüyoruz. Ne demektir bu? Demek ki Türkiye ile Suriye arasında bir ilişki var.
Ve göreceksiniz bakın bundan sonraki aşama doğrudan görüşmelerin başlaması olacak. Böylece bu yönüyle de siyasi yönüyle de çok önemli sonuçlara gebe sonuçlar doğuracak bir harekatın içine girmiş bulunuyoruz. Şimdi Türkiye açısından düşünürsek Kuzey Irak ve Kuzey Suriye tek bir cephedir. Irak ve Suriye'deki oluşumlar, buradaki ilişkiler, buradaki dengeler birbirinden kesinlikle bağımsız değildir. Türkiye'nin bu tespiti son derece doğrudur. İdlib harekatı, bu gece yarısı başlayan harekat, bu gerçeğin Rusya ve İran tarafından da kavranmasına neden olacaktır. Bu yönüyle de önemli sonuçlara yol açacak bir harekat. Şimdi şöyle düşünelim. Ben Suriye'deki krizi şöyle tasnif ediyorum. Mart 2011'de başladı biliyorsunuz. Evet. Çatışmalar. Birinci dönem diyorum buna. 30 Eylül 2015'te Rusya askeri olarak fiilen Suriye'ye müdahale etti. Üçüncü dönem başladı. Aralık 2016'da Halep'in Suriye rejim güçlerinin eline geçmesiyle üçüncü döneme girdik ve ben bugün 7 Ekim 2014'te İdlib harekatını dördüncü dönem olarak tasnif ediyorum. Çünkü önemli bir aşamadır. Neden? Çünkü Türkiye bu İdlib harekatı ile fiilen Avrasya bloğuna dahil olmuştur. Şimdi bakın Fırat Kalkanı harekatı yaptı. Burada aynısı değil miydi diye bir soru sorabilirsiniz son derece haklı olarak. Ama dikkat ederseniz Fırat Kalkanı harekatına Suriye ve İran cepheden karşı çıkmıştı. Ama şu an dikkat ederseniz Rusya'da, Suriye'de, İran'da bütün Avrasya bloğu ülkelerinin Türkiye'nin bu harekatına karşı en küçük bir tepkisi yok. Bu da nedir? Dördüncü bir dönemdir, yeni bir dönemdir ve Türkiye bu krizde Avrasya bloğuna fiilen dahil olmuştur. Türkiye gibi önemli bir ülkenin Avrasya bloğuna katılması bu savaşın seyrini çok önemli şekilde etkileyecek ve çok önemli şekilde değiştirecektir. Bakın yakın bir dönemde hep birlikte buna tanık olacağız. Evet. Şimdi burada bir konuyu da altını çizmek istiyorum. Çok önemli bir harekat ve maalesef bizim ülkemizde Batı'nın askeri gücü bulunuyor. Ve bunların çok önemli istihbarat vasıtaları var. Bu bizim açımızdan büyük bir zafiyet. Çünkü bugün Batı'ya ait ülkeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün hareketlerini hiç şüpheniz olmasın en hızlı şekilde hem PYD'ye hem de El Nusra'ya aktaracaklardır. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönemlerde bu konuda tedbir almamızda büyük bir fayda var. Şimdi ben harekatı genel çerçevede değerlendirdikten sonra bunun askeri siyasal boyutunu taktik olarak da eski bir asker olarak bir takım bilgiler vermek istiyorum Sayın Ulusal Kanal izleyicilerine. Şimdi biliyorsunuz hani biz yakından takip ediyoruz. 8000 tane Özgür Suriye Ordusu mensubu eğitildi. Yani eğitildi derken şundan bahsediyorum. Bir ordu düzeninde, bir düzenli ordunun yapacağı harekatı yapacak şekilde yeniden teşkilatlandırıldı. Ve bunun 5000 kişisinin hazır olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda bu Özgür Suriye Ordusu mensuplarının bizim Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden Türkiye'ye sokulup daha sonra İdlib'in içine girecek şekilde Reyhanlı'nın karşısındaki Bab el Hava sınır kapısından içeri sokulduğunu biliyoruz. Bu önemli çünkü ÖSÖ ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek bir harekatı olacak. Eğer İdlib'e baktığımız zaman 85 kilometre genişliğinde, 35 kilometre derinliğinde geniş bir cephe var. Ama en azından Rusya ile beraber bizim bu bölgede birlikte harekat icra etmemiz, en azından askeri harekatın genişlemesi ve aynı zamanda zayiatın aza inmesi açısından son derece önemli. Tabii unutmayalım Fırat Kalkanı harekatından çok önemli dersler aldık. Bu nedenle şu an çok dikkatli bir şekilde muharebe sahnesi hazırlanıyor. Özel kuvvetler içeri sızdırılıyor. İleri hava kontrolleri, ileri hava kontrolörleri derinliklere giriyor. İleri hava kontrolörleri bizim ileride uçaklarımızın yapacağı harekatta hedeflerini uçaklara göstereceklerdir. Ve bu arada bizim öncü keşif birlikleri düşmanın terkip ve tertibini anlamaya çalışıyor. Yani hangi ne tür birlikler var, nerede konuşlanmışlardır, düşman kuvvetleri ağırlıklı olarak nerede tertiplenmiştir,
Ve bu arada bize kritik arazi arızası denir. Yani bizim taarruzumuzda bize güç kazandıracak, düşmanı zayıf düşürecek alanlar neresidir? Doğal savunma engelleri nedir? Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Tabii 500 askerden bahsediliyor ama böyle önemli bir harekat 500 asker ile olmaz. Bu tabii kişisel olarak düşünüyorum. Türkiye'nin daha fazla askeri gücü bu harekat bölgesine sokacağını ve düşünebiliriz. Zaten basında yer alan bilgilere göre, çeşitli açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre ağırlıklı olarak Kayseri'deki 1. Komando Tugayı, batıdaki birliklerden çeşitli tank, top, obüs, sırtlı araçlar, hatta Stinger'lar bölgeye sevk edilmiş vaziyette. 2. Ordu'ya bağlı birlikler patlayıcı imha harekatı için önemli hazırlıklar yapıyorlar ve bu yöndeki çalışmaların başladığını söyleyebiliriz. Bizim kayıtlarımıza göre 25 bin toplam militan var. Tabii bunların Nusra denetiminde olduğunu söyleyebiliriz. Ama bakın şunu çok altına çizeyim. Türkiye, Rusya kararlı olarak bölgeye giriyorlar ve Nusra'ya korkudan yapışan diğer silahlı muhalif gruplar süratle, hızla Nusra'dan çekileceklerdir. Ve Nusra sadece kendi militanlarıyla baş başa kalacaktır. Şu da önemli, bu tür harekatlarda ne kadar fazla güç sahaya yansıtırsanız o kadar az zayiat olur. Fırat Kalkanı Harekatı'nda da bunu gördük. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri de bir askeri harekat mantığı içinde hem İdlib'e hem Afrin'e hazırlanıyor. Bu çerçevede şimdiye kadar gelişmeler iyi yönde seyrediyor. Hem askeri hem siyasi sonuçlar açısından Türkiye'ye çok önemli kazanımlar sağlayacak bir harekat. Ben tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve bu harekata katılan herkese ülkemiz, milletimiz, devletimiz adına engin başarılar diliyorum. Sayın Soner Polat, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uluslararası İlişkiler Büro Başkanı Soner Polat'tan İdlib Harekatı ile ilgili askeri siyasi değerlendirmeleri aldıktan sonra gündemimize devam ediyoruz.